Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünyanın dönüş ve içindekileri döndürme konularına girmeden bir fıkra anlatmamız gerekiyor. Kurtla kuzunun zalim ve mazlum pozisyonu çok şeylere misal olur. Kurt ve kuzu aynı derenin kenarında su içiyorlarmış. Kurt derenin yukarısındaymış, kuzu aşağıdaymış. Su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Kurt demiş ki suyu bulandırıyorsun. Kuzu da demiş ki ben nasıl bulandırıyorum ki, bulandırsam da sana doğru gelmiyor, su aşağıya gidiyor. Sen bulandırıyorsun, su bana bulanık geliyor. Biraz sonra kurt bir daha demiş, ya ben su içiyorum, suyu bulandırma demiş. İyi de sen yukarıdasın, aşağıya su senden geliyor. Ya bırak sen nereden geldiğini, ben seni yemeye karar verdim demiş. Fıkra bu. Ama bütün teknolojileri ve beşeri imkanları elinde bulunduran dünya devlerinin bir avuç kalmış Müslümanları terörle itham ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada terör konusunda adeta Müslüman olmanın doğal sonuçlarından biridir gibi bir kanaate ulaşılmış bulunuyor. O kadar ki Müslümanlar bütün dünya toplantılarında kendilerini ibra edip biz terörle bağlantılı değiliz, bizim grubumuz ona dahil değil demek zorunda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in terörle bağlantısı olmadığına neredeyse yemin edecek Müslümanlar adına toplantılara katılanlar ve benzeri etkili, yetkili kimseler. Küfür cephesi açık bir dille İslam terörist bir dindir demiyor. Ağızlarında sakız gibi geveleyip duruyorlar ama açıkça bunu söylemiyorlar. Ama bunun yerine İslam ve Müslümanlar teröristtir demiyorlar ama bütün teröristler Müslümandır diyorlar. Sinsi bir tuzak olarak görünürde biz sana bir şey demedik. Ama yakalanan teröristlerin tamamı Müslüman. Dolayısıyla belki Müslümanların hepsi terörist değil ama Müslümanlık terörist üretiyor diyorlar. Bunu açık bir şekilde ne kadar söylüyorlar, söylemiyorlar. Bu çok önemli değil. Kafirlerin bir şekilde İslam'ı ve İslam'a teslim olduğu için Müslüman olmuş insanları bir çeşit yafta ile zafiyete uğratmaları normaldir. Bu bir savaş çünkü bütün dünyada. Küfür ve küfrün bu asırdaki temsilcileri elbette İslam'la savaşacaklar. Bundan doğal ne vardır? Bu savaşı Çanakkale'de olduğu gibi birleşerek topluca tankla, tüfekle, uçakla da yapacaklar. Psikolojik bir savaş olarak da yapacaklar. Müslümanların birbirlerine kırdırılmasını sağlayacak planlamalarla da yapacaklar. Bunların hepsine bütün Müslümanların hazır olmaları
imanlarının gereğiydi. Yahu nasıl olabilir? Kafirler bu kadar şirin bir dünyada neden böyle kötü şeyler düşünürler diyecek halimiz yok. İslam kelimesi silm, barış kelimesinden geliyor. Onların dini ise bir peygamberin asılması ile oluşmuş teorilerden ortaya çıkıyor. Onun dininin sembolü dar ağacıdır. İslam'ın da adı İslam'dır. Silim kökünden geliyor. Hristiyanlığın sembolü nedir? Güya İsa Aleyhisselam'ın gerildiği çarmıhın adıdır. Yani dar ağacıdır. Herhalde iki dinin iman edenleri arasında bir fark olur. Fakat burada hakikat olarak gözümüzden kaçmaması gereken başka bir nokta var. O da nedir? Bu son asırda Müslümanların kendi içlerindeki telakkide de terörle bağlantı yer edinmeye başlamıştır telakkide. 40 gün deli, deli, deli diye söylete söylete 41. gün Müslümanların içinde deliliği kabullenecek kitleler oluşturmak istiyorlar. Becerebilirler mi? Muvaffak olacaklar mı? Bu Allah'ın iradesinde. Rabbimiz biliyor bunu becerip beceremeyeceklerini. Ama çok önemli bir nokta ve özellikle dünyanın nasıl döndüğünü ve özellikle de bugün bu zamanda dünyanın nasıl döndüğünü bize izah eden bir nokta olarak bunu teyit etmek istiyorum. Bugün bütün dünyada Doğu Türkistan'dan Bulgaristan sınırına kadar olan kısmı hem huzur içindeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir terör noktası hem de birbirlerinin canında gözü olan teröristler kümesi gibi gösterme kampanyası var. Bunun iki boyutu var dedik. Birincisi küfrün böyle şeyler planlıyor olup bu planı tatbik etmesi. Bunda bir sıkıntı yok. Düşmanlıklarını Çanakkale'de cephede yapmalarıyla masa başında böyle tezgahlar kurup yapmaları arasında fark görmüyoruz biz. Ama bunun bir B versiyonu daha vardır. O da nedir? 40 gün deliye hitap eder gibi akıllı bir adama deli demenin sonucu olarak delirttikleri bir adam türünden. Yani toplumu psikolojik olarak terörist olmaya razı etme siyasetidir yaptıkları. Müslüman halkların yaşadığı ülkelerde de trafik kazası, vurdu kırdılar oluyor. Müslüman olmayan ülkelerde de vurdular kırdılar oluyor. Birinde haber konusu bile yapılmıyor. 3 kişinin bir kazada ölmüş olması, 4 kişinin bir meyhanenin önünde kavga edip birbirlerini bıçaklamaları haber konusu bile olmazken, Müslüman topraklarda, halkı Müslüman olan topraklarda, 2 kişinin trafik kazasında ölmesi, daha vahim bir haber yoksa, artık dünyanın en önemli konusu olarak, insanların kulağına kurşun gibi dökülebilmektedir. Bunu haklı, bu sistemi, bu yöntemi haklı gibi gösterecek gerekçeler de şüphesiz bulunabilir. Öyle veya böyle. Bugün Müslümanların kaderimizde terörist olmak varmış, içimizden teröristler çıkıyormuş diye inandırılmış olmaları bir faciadır. Eğer bunu becerebilirlerse. Biz masa başında iş göremeyiz. Öyle tebliğ ile,
emri bil marufla, din izah etmekle kimsenin Müslüman olacağı yok. Balta bulan baltasını, tabanca bulan tabancasını kapsın, yola çıkalım diye toplu intihar olabilecek, dünyada İslam'ı ve Müslüman'ı yanına yanaşılması risk, her an patlayacak bir bomba gibi gösteren anlayış, Müslümanların çocuklarına bile enjekte edilmeye çalışıldığı bir zamandayız. Bu sebeple terörle İslam'ı, ki İslam'ın kelimesi barış üzerine kuruludur. İslam'a giren Müslüman diye bir isim alıyor, adı barışçı. Müslüman barışan adam demek. Barışçıl insan demek. Böyle bir dinin müntesibinin dış güçler tarafından terörle yamanması, kendi içinde de Müslümanların terörü kaderlerinin bir sonucu olarak kıvırcık saçlı yaratıldığı gibi terörist olarak yaratılmış şeklinde basit anlayacakları bir serüvene, maceraya sürüklenmesi Müslümanların belki de hilafetsiz yaşadığımız son 100 senenin en büyük facialarından birisidir. Terör, savaştan daha beter bir suçtur. Çünkü savaşın kuralları vardır. Terörün ise kuralları yoktur. Terör, hiçbir zaman makul değildir. İlanı harp edip, harple Müslümanın hakkını müdafaa etmesi vardır. Eğer harpten önceki bütün yollar Müslümanın önünde tıkandıysa, bu sebeple iki şeyden birisini kökten reddediyoruz ama biri de bu dünyadaki mevcut sistemin doğal sonucudur diyoruz. Nedir doğal sonucu dediğimiz şey? Müslümanların içinden terörist adı verilmiş bir grubu kullanıp büyük savaşlara girmeden Müslümanın toprağını kana bulamak, Müslümanı birbirine kırdırmak, kafirler için daha ucuz ve kendi insanının canının zarar görmeyeceği bir yöntemdir. Onların penceresinden bakıldığında bunun tenkit edilecek bir tarafı da yoktur. Savaş bu, savaş ediyor adam. Ama Müslümanların, İslam dininin mensuplarının böyle bir yöntemi makul ve meşru bir yöntem kabul etmeleri bir faciadır. Bu kabullenilemez. Zira Batı'nın İslam toprakları ve Müslüman canlar üzerindeki bu planı sadece Müslümanların vatanlarını, topraklarını yaşanmaz yer haline getirmekle kalmıyor. Sadece gencecik insanlar ya parçalandıkları bombalarla ölüp gidip ya da ömürlerinin geri kalan kısımlarını zindanlarda çürüyerek gitmeleri gibi bir sonuçla da bitmiyor. Burada terörle İslam'ın, terörizmle Müslümanların aynı paragrafta anılmaları her şeyden önce belki etkisi bir asırdan fazla sürecek şekilde bütün doğan Müslümanların cihat kelimesini kullanmaya en azından psikolojik olarak çekinecekleri yeni bir İslam anlayışına doğru götürüyor. Facia da buradan kaynaklanıyor zaten. Yani İslam'ın kendisini müdafaa etmek, yeryüzünde var olarak devam etmesi için gerekli olan askeri yapısını cihat olarak isimlendirdiğimiz zaman, ki dünyada devlet, sistem, kitle olarak kim varsa muhakkak müeyyidesi vardır. Müeyyidesiz ne devlet ne kabile bu dünyada ayakta kalamaz. Bu müeyyidede silahtır. Dünyada büyük devlet olmak demek, büyük silahlara sahip olmak demek. Bu mevcut dünyada da böyle. Adem aleyhisselamdan sonra kabilelerin
dünya hayatına kök saldığı zamandan beri de böyle. İslam da bir din olarak, dünya dini olarak kendi çapında müeyyidesini oluşturmuştur. Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bu müeyyide oluşmuştur. Bunun adı cihattır. Cihat, müminin nefsini ve dinini savunması demektir. Ama bu yeri gelir sözle yapılır, yeri gelir silahla yapılır, yeri gelir para harcanarak yapılır. Ama her halükarda cihat İslam'ın var olmasındaki çelik güçüdür. Çevik yapısıdır. Terörizm belasının Müslümanlara yamanmasıyla beraber başımıza çok afetler geliyor. Yani gençler ölüp gidiyorlar. Topraklarımız kan cengini alıyor. Ve işte filan ülkenin Müslüman gençlerine vize vermeyin diye karar çıkarıyorlar. Gelirse terörist olarak gelir diyorlar. Gibi. Bunların hepsi çok önemli. Hiçbiri basite alınabilir şeyler değil. Ama ortada büyük bir hakikat var. Bu hakikat hepimizin dikkatinde olması lazım. Müslümanlar adına yazıp çizenler, İslam adına dava önderi olarak önde bulunanlar, bu noktayı konuşmaya bile gerek duymuyorlar. Çünkü bunu konuşmak da bir tür terörizm ithamı altında kalmaktır. Terörizmin belki de asıl hedefi cihadı gereksiz cıvık hale getirmektir zihinlerde. Ve bulaşılması tehlikeli bir mikrop anlayış haline getirmektir. Çünkü kimin eli güç tutuyorsa, kimin aklı dini konusunda aktif bir şeyler yapmaya yelteniyorsa, ona mücahit demen gerekiyor. Yaptığını cihat olarak isimlendirmen gerekiyor. Ama cihat kelimesi, kafana göre adam öldürmek. Masum insanların pazardaki veya mabetlerindeki görüntülerini kana bulamak şeklinde lanse edilince ve bu Müslümanların nezdinde de rağbet görünce sonunda 40. gün deli diye diye akıllıya 40. gün delirtecekler. Bunun için Müslümanlar filan vakfa çocuğunu götürecekleri zaman gizliden gizliye yaptıkları araştırmalardan biri nedir? Cihatçı örgüt mü bunlar? Bağlantıları var mı bir yerlerle? Artık imamların camide namaz kıldırırken bile kimle bağlantısı olduğu, Allah'tan başka kimle bağlantısı olduğu bile araştırılması gerekiyor. Namazın birinde ya Allah deyip meydana sürükleyebilir Müslümanları. Böyle bir psikopat seviyesinde anlayış düşüklüğüne doğru Müslümanlar sürükleniyorlar. Burada en başta bir fıkra zikrettim. Dersimiz fıkra konuşma düzeyinde bir ders değil. Ama bazı fıkralar yani gerçeklerden daha kolay anlaşılıyor. Kim derenin başında su içiyor, kim derenin dibinde su içiyor, bunu bütün dünya görüyor. Derenin başında su içen kurtlar aşağıdaki kuzulardan şikayet ediyorlar. Dereyi bulandırıyor diyorlar. İyi de siz derenin yukarısındasınız, niye rahatsız oluyorsunuz bu bulanıklıktan? Bulandıran da kendileri, o bulanık sudan içmedikleri halde kirli su var diye bağıranlar da kendileri. Babası ve annesi çakı bile alacak kadar parası olmayan nice gençler dünyanın en modern, en güçlü silahlarıyla sağda solda elini kolunu sallayarak cihad ediyorlar. Onların deyimiyle de terörizm noktasında hareket ediyorlar. Bunlar bir dolma kalem bulmaktan acizken bu plan projeyi çizip nereden bu kadar güçlü silahları buluyorlar? Bu planı nasıl yapıyorlar? Yukarıdan uydulardan karıncaların hareketini izlediğini söyleyen teknoloji, şehirler harap olurken nerede
gibi sorular üstteki kurtlara sorulduğunda cevap hazır, aşağıda suyu bulandırıyorsunuz. Hep aşağıdaki kuzular suyu bulandırıyor. Yukarıdaki kurtlar da dere yukarı doğru akmadığı halde suyun bulanıklığından şikayet ediyorlar. Terörizmi doğuranlar, terörizmi vahşi bir kurt gibi büyütenler Müslüman, yani ya eyyühellezine amenu dukulû fissilmi kâffeh, ey iman edenler olduğunuz gibi barışta kalın diyen Kur'an'ı ezberlemiş çocuklar mı olacaklar? Burada ümmeti Muhammed'in belki de 50 sene sonra doğan her çocuğunda adeta imanın bir şartı gibi, yok bizde silah, yok kullanmak silah, biz hep teslim olmak için var yaratılmak diye slogan üretecekler Birleşmiş Milletler'de. Böyle yapmazsan terörist blokta kalacaksın diyecekler. Bu noktaya getirmeye çalışıyorlar bütün Müslümanları. Bunun doğal sonucu olarak da silahtan arındırılmış ordusu olmayan devletler olsun Müslümanlar diyecekler. Sudan da bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Sanki bir silahlı ordusu varmış gibi İslam ülkesi denen ülkelerin silahtan arındırılsın diyecek. Irak da bunu uyguladı. 10 sene sonra da leş kargası gibi geldi, Irak'ın üstüne çullandı. Şimdi Suriye'nin üzerinde aynı şeyi yapıyor. Silahı, altyapısı, üst yapısı, her şey harap olmuş bir ülkeye gelecek. Tatlı demokrasisini de getirip şimdi tapının bana diyecek. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra uğrayacağı muhtemel afet ki Allah bu ümmeti böyle zillete düşmekten ebediyen muhafaza buyursun. Moğolların işgal ettikleri Orta Doğu ile bugün Müslümanların işgale uygun hale getirmek için çırpındıkları Orta Doğu aynı Orta Doğu'dur. İbret alınmadığı sürece tarihin geçmiş tozlu raflarındaki dosyalardan başına gelecek şeyler Müslümanların bellidir. Bugün bütün dünyada Müslümanlar terörizmle itham ediliyor. Bütün Müslümanlar öldürür adam olarak görülüyorlar. Sadece Avrupa'da filan yılda öldürülen insan sayısına bakıyorsun, şu kadar bin insan öldürülmüş. Bunlardan 3 tanesi, 5 tanesi bir Müslümanın eliyle öldürülmüş. O da bir kız davası mıdır, nedir? O da belli değil. Ama bütün 10 binlerce maktul ve katliam yok kabul ediliyor istatistiklerde. Avrupa'yı İslam kana buladı diye reklam ediliyor. Fransa'da bunun örneğini gördük. Dünyanın her yerinde bu örnek vardır. Amerika'daki bir istatistiği, böyle net bir rakam olarak değil hatırlıyorum. Amerika'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Şu kadar 100 milyon ülkede yüzde oranını etkileyecek çapta Müslüman var. Olayların %94'ünü Müslüman olmayan blok, Yahudisi, Hristiyanı veya dinsiz kesim karışmış. %6'sı İslam adını taşıyan oradaki filanca çete mesela. İşte babası Müslümanmış, İslam adını taşıyor. %6'ya yakın bir rakam sadece. Yani %7 değil asla. Müslüman nesil. Ama bütün dünyaya ne diyor? İşte Afganistan'dan getirdikleri uyuşturucular ve benzeri sistemler yüzünden Amerika'yı kana buluyor bunlar diyor. Ne zamandan beri %6, %94'ten fazla oluyor. Elindeki medyayı da bunun için kullanıyor. Siyaset gücünü de bunun için kullanıyor. İslam'la terör kelimesini birleştirmedeki ana gaye sadece el öptürmek değildir. Diz çökün önümüzde, batının önüne diz çökün değildir. Sen de İslam'dan utan artık demek için bunu yapıyorlar neticede. Çünkü evet İslam terör dini değildir diyor demeç verirken, ama bütün teröristler Müslümandır diyor. Bu gizli hileli cümlenin iç yapısını tahlil etmedikçe biz Müslümanlar olarak herhangi bir şekilde Allah-u Teala'nın nimeti olan ve üzerimizde tamamlamış bulunduğu nimeti olan İslam'ın kadri kıymetini de bilemeyeceğiz demektir. Kardeşlerim, Müslüman terörist olur mu olmaz mı? Bunu ben neden konuşayım ki? Benim dinimin adı bir defa
terörizme müsait bir din değil. Ben çarmıha gerilmiş bir peygamber değil, atlara, develere, ineklere, güvercinlere rahmet getirmiş, rahmeten lil alemin peygamberim. Ben peygamberimin ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin peygamber olduğuna inanıyorum. O da çarmıha gerilmiş, intikamı hiçbir zaman bitmeyecek bir peygamberin üzerinden Müslümanlık yaptığını söylüyor. Palavradan da olsa. Aslı öyle değil şüphesiz. Çarmıha gerdikleri bir İsa yok ortada. Hangimiz terörizme daha müsaitiz? Rahmeten lil alemin olarak gelmiş bir peygamber mi terörist yetiştirir? Yoksa 6-7 defa aç karnını bütün çapulcuları toplayıp haçlı sürüsü diye Orta Doğu'yu işgale, Anadolu'yu işgale gelmiş kimseler mi terörist yetiştirirler? Terörizm İslam topraklarında gerek iç ve dış müdahaleli terörizm en uzun 60-70 senelidir. Ama terörizm derebeyliklerinden vesaireye kadar Avrupa'da asırların eylemidir. Avrupa terörizm üzerine kurulmuş devletçiklerden oluşuyor. Müslümanlar arasında da savaşlar olmuştur. Ama terörizm olmamıştır. Terörizm İslam topraklarını yetiştirdiği bir dikenli gül çeşidi değildir. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak bizde yok terörizm, olmaz terörist bizde demeyi bile zül kabul ederiz. Böyle bir savunmaya bile ihtiyacımız yoktur bize. İnanmadığım şeyi birisi bana iftira etti diye niye reddedeyim ki ben? Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik tarihi ortadadır. 1400 senedir var bu ümmet. 1400 senedir ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri okunuyor. Bu ümmet rahmet terbiyesinden geçmiş bir ümmetken terörist bizde olmaz. Ama biz de insan topluluğu olduğumuz için nihayet ekmek yiyen, su içen, et yiyen, lokum yiyen insan olduğumuz için bizde nihayetinde bizim içimizden de terör maksatlıların kullanabileceği kimseler olabilir. Bunu bu ümmet yetiştirmez. Bu ümmetin özü, yapısı böyle bir kültüre müsait değildir. Neden? Maide suresinin 32. ayeti kardeşlerim. 32. ayeti. Kur'an'a iman eden bütün müminlerin gözünün önünde büyük bir ikazdır. Yok Kur'an'a iman etmiyorsa bir insan, Maide suresinin 32. ayetini ben anlamam der gibi tavırlar gösteriyorsa, zaten ümmeti Muhammed'den değil o. Ümmeti Muhammed'se bir insan, ya bu ümmetin Kur'an'ının yetiştirdiği bir çocuksa, Maide suresinin 32. ayeti, insan canı ile ilgili ebedi kural koymuştur. Man katale nefsen bi gayri nefsin, اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Kim suçsuz yere ve bir suç cezası olarak olmak kaydı dışında bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. Bizde bir cana kıymak mahkeme kararı. Yani adil, orijinal, yerli yerinde bir mahkemenin kararı olması dışında kim bir cana kıyarsa bir can kıymış olmaz. Dirilirken kıyamet günü bütün insanlığın katili olarak, insanlığın kökünü kurutmak gibi bir suçla Allah'ın huzuruna çıkar. Kur'an'ın bu terbiyesini alan birisi cana kıyabilir mi? Mümkün müdür bu? Cana kıymaya sebep olabilir mi? Biz bu ayete iman eden insanlar olarak hiç kimse bizi, hiçbir Allah'ın kulu terörist yapamaz. Ümmeti Muhammed ordu kurar, ordu cepheye gider, cephede
Ne ölümden korkar ne öldürmekten korkar mücahit. Ayrı bir konu. Ordunun içinde olur bu. Savaş ortamında olur. Savaş ilan edildikten sonra olur. Ümmeti Muhammed'den birisi Allah'ın yasak ettiği ve bu yasağı bütün insanlığı imha etmek kadar ağır gösterdiği Kur'an'ın ayetini gördüğü halde hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'den birisi cinayet suçuna giremez. 10 genç, 200 genç, 5000 genç bir araya gelip yaptıklarını meşru gösterecek bir karar da alamazlar. Burada kardeşlerim, zayıf bir rivayet olduğu için çok güçlü bir hadis gibi zikretmiyorum. Ama tarihi bir vaka olarak görebiliriz. Bu ümmetin insanla ilgili, insan canıyla ilgili ne gibi bir anlayışı var? Onu zikretmek açısından zikrediyorum. Yoksa sahih bir hadis değil, sadece tarihi bir vaka olarak alınabilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde Ömer'e bir istihbarat geliyor. Diyorlar ki filan mahallede bir kadın kocası gurbette, fakat kadının evine haberli habersiz giren çıkan oluyor. Ömer de ahlaki bir durum mudur nedir bu diye kovuşturmak, soruşturmak için haber göndermiş. Kadını alın bana gelin demiş. Kadına demişler ki Ömer seni çağırıyor. Kadın da bağırmış, benim gibi bir zavallının Ömer'in önünde ne işi olur ya demiş, niye çağırıyor beni bu adam demiş. Geleceksin demişler. Kadın da çıkmış, sokağa çıkınca biraz yürümüş, bir daha bağırmış kadın, ya bu Ömer beni niye çağırıyor, sert bir adam Ömer derken, eyvah diye bağırmış ve komşu evlerden birine dalmış, korkudan yalnız aman beni müdafaa edin der gibi. O esnada hamileymiş kadın meğer ki, çocuğu düşmüş. Çocuk ölmüş yani. Ya ortada bir sorun yok. Yani bir dedikodu var. Bu eve gelen giden oluyor. Adam, kadının kocası yok burada. Medine'nin dışında bir mahallede. Soracak Ömer, sen niye ziyaretçi kabul ediyorsun nedir? Böyle bir soruşturma yapacak işte. Fakat kadın korkmuş. Suçluydu, suçsuzdu ayrı bir konu ama kadın korkmuş ve korkudan çocuğu düşmüş. Abdurrazzak'ın Musannef'inde, hadis kitabında bu olayı görüyoruz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şura meclisini toplamış. Ya böyle böyle bir olay oldu demiş. Bu kadının çocuğu düştü. Ben bunun diyetini ödemem lazım mı demiş. Nedir diyet? Yani kaza ile bir insan öldürüyorsun. Öldürdüğün insan senin elinde öldüğü için diyet ödüyorsun. Kaza olduğundan dolayı sana kısas yapılmıyor ama öldürüyorsun işte sonunda. Oradaki sahabelen, ileri gelenler, ya böyle bir şeyden sen niye diyet ödeyeceksin ki demişler. Sana gelen istihbarat bilgisine göre çağırdın kadını. Kadın çok ciddi bir şekilde korktu. Korkunca çocuğu düştü. Sen mesul değilsin. Demiş, tam Ömer iyi, Allah razı olsun sizden diyecek. Ali radıyallahu anh söz almış. Kadın ayağa kalktığı için çocuğu düşmedi ki demiş. Senden korktuğu için bu çocuk düştü demiş. Bu kadar ürkütücü bir devlet adamı olmasaydın demiş. Ödeyeceksin bu diyeti demiş. İslam'ın ruhu Ali'nin radıyallahu anh bu sözündedir işte. Ali radıyallahu anh'ın bu şekilde anladığı bir dini, silahların gölgesinde yaşanan bir din olarak lanse ettirenler mesuldürler Allah katında. Böyle bir şey İslam toprağında olmaz zaten. Olmamalıdır. Olmamıştı bugüne kadar. Siyasi ayaklanmalar olmuştur. Çetevari hırsızlık vakaları olmuştur. Ama terörün
batılının Müslümana yamadığı gibi meslek edinilmesi söz konusu değildir. Terörden meslek edinilemez İslam toplumunda. İslam Maide suresinin ayeti gibidir. Cana asla müsaade etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'deki bir hadisi şerifini arkadaşlar zikretmek istiyorum. 2616. hadisi şerif Sahih-i Müslim'de. Hadisi şerif sahih olduğuna göre kelime kelime dikkatli dinlememiz lazım bu hadisi. Çünkü şeriat koyan bir nastır bu hadis. Bir tarihi bilgi değil. Biraz önce Ömer'in sözünü tarihi bir olay gibi alacağız dedik. Ama bu şeriat koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim elindeki demir parçasıyla, demir parçası, kaşık, çatal, bıçak, çakı, demirden yapılmış bir şey, İnsanın derisini delebilecek yetenekteki herhangi bir demir parçasıyla bir kardeşine doğru işaret eder, doğrultursa, yani bir Müslüman öbür Müslümana elindeki demiri doğrultuyor. Kim bunu bu şekilde kardeşine doğrultursa, o doğrulttuğu demiri geri çekinceye kadar melekler ona lanet ederler. Hadisin devamında da buyuruyor ki, velev ki o demiri doğrulttuğu kendi annesinden doğmuş öz kardeşi olsun. Kardeşine bile bu şakayı yapsan, sana melekler lanet ediyorlar. Neden? Çünkü demirle şakalaşmanın akıbeti kontrol edilemez yapısı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde terbiye ettiği bir ümmeti, insan kanında beis görmeyen bir ümmet olarak insanlığın önüne koymak, ancak peygamber kesmiş kitlelerin, onlarca yüzlerce peygamberin kanına girmiş ve böylece insanlıktan nasipleri kaybolmuşların tiniyetine uygun bir harekettir. Biz ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgileri aşamayacağımız, aşarsak Rabbimizin rızasını kaybedeceğimiz çizgiler olarak görürüz. Görmek zorundayız. Bütün buna rağmen kardeşlerim, ne yazık ki topraklarımızda terör bir vakıadır. Kabullenmediğimiz, bizden organizeli olmadığı halde, biz bu ayetlerle, bu hadislerle terbiye edilmiş bir ümmet olduğumuz halde, birilerinin dış organizesiyle buna alet olunabilmektedir. Ne yazık ki camide namaz kılanların üzerinde bile terörün menfi görüntüsü iz yapabilmektedir. Namaz kılan, cuma namazı kılan insanlara tekbir getirerek el bombası atan Müslüman olur mu bu dünyada? Cinayeti tekbir getirerek icra etmek bir Müslümanın yapabileceği iş midir? Ama bu, Müslümanların yaşadığı, tapusunu sahiplendiği topraklarda icra edilen bir çirkinlik olunca, faturayı Müslümanlar ve Müslümanların gelecek 3-5 kuşağı ödemek zorunda kalıyor. Burada biz bir tedavi sürecini inşallah zihinlerimizde oluşturabilmek için, ya da nedenini bilirsek içine düşmeyeceğimiz
şekilde idrak etmiş oluruz bunu diyebilmek için, neden topraklarımızda son 100 sene terör ses getirmiştir sorusuna cevap bulabiliriz. Kardeşlerim, hiç istisnasız en büyük neden 100 senedir Müslüman halkın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu önemsemeyen, kendisini ilahlaştırmak isteyen despot, zalim yöneticiler ve yönetimler birinci sebeptir. Adeta nefessiz bırakılmış insanın eliyle ayağıyla tekmeleyip boğazını sıkıp nefes almasını engelleyen birisinin elinden kurtulmaya çalıştığı gibi, terörde ve terör mantığında rahmet uman bir kadro ya da güruh ortaya çıkarmıştır. Siyasi zulüm ve sistemini kendisini ilahlaştıran anlayış ne yazık ki bu afeti getirmiştir. Bunun en bariz örneği Mısır'dır. Mısır'da isim zikretmeyelim, belli bir kesim bu zulümlerin sonucunda önüne çıkanı imha etmeyi son çare olarak görmüş. O yüzden de onların yüzünden de onlarla asla fikir birliği olmayan bir grup Müslüman itham edilmişlerdir. Her sakallı onlar gibi kabul edilmiştir. Bunun adına sadece facia ismini vermem gerekiyor benim. 3 kişi, 20 kişi suç işlemiştir. 60-70 milyonluk Mısır'da faturayı her namaz kılan ödemek zorunda kalmıştır. İkinci sebep kardeşlerim, dinin olduğu gibi değil, istendiği gibi anlaşılması sebep olmuştur. Bir grup sadece oturup postunda tefekkür ederek göklere bakarsa iyi Müslüman olacağını düşünmüş. Öbür grupta öyle oturmakla olmaz, dağıt ne varsa sokakta, çarşıda demeye getirmiştir. Her halükarda İslam'ı rahmetiyle, cihadıyla, ticaretiyle, siyasetiyle, ibadetiyle, Kur'an'ıyla, hadisiyle, fıkhıyla değil de bir etkilendiği paragrafıyla anlayanlar asla yetkileri olmadığı halde İslam budur diye istedikleri şekilleri İslam'a vermeye yeltenmişlerdir. Kolayca ölüm fetvaları vermişlerdir. İmha fetvaları vermişlerdir. Kendi fetva vermiş, kendi amel etmiştir. Kur'an buna yer yer alet edilmek istenmiştir. Allah-u Teala'nın Tebuk'taki, Mekke'nin fethindeki, Uhud'daki müşriklere, Peygamber aleyhisselama mızrak doğrultmuş müşriklere hitaben indirdiği ayetleri asla Peygamber aleyhisselamın uygulamalarında bulunmayacak şekilde uygulamaya kalkmışlardır. En başta söylediğim gibi onlar belki ihtiraslarını tatmin ettiler ama bıraktıkları enkazın altında İslam cihadının varlığını halkından unutturmak zorunda kalmıştır. Mevcut yapıyla şüphesiz. Çünkü kullandıkları kelime cihatla bağlantılı olunca veyahut da silah cihatla ilgili bir alet durumunda olunca çok tabii olarak Müslümanları dışarıdan seyredenler cihat olursa dünyada kan gövdeyi götürür diye ilan etmek ve bu ilana insanları inandırmak zorunda kalmışlardır. Bu önce insanlara kolayca fasık, daha sonra da kafir
deme süreciyle başladı aslında. Çünkü bu okuduğumuz ayetleri yok sayabilmek için karşındakini kafir görmen gerekiyor. Bu kafir değil, öldürülmesi helal bunun deme cüreti gösteriyor. Dolayısıyla bir Müslümana fasık, kafir diye hitap etmek, her ne kadar onun kanını akıtmak değilse de, sonra kan akıtanlar böyle başladılar hep. Bu dikkatten kaçmamalıydı. Kardeşlerim, bir başka sebep de teröre giriş sebebi, İslam'ın başta Mekke'si, Medine'si olmak üzere, kendi toprağında yeniden gariplik yıllarını yaşıyor olmasıdır. Güneş dönmüş, bizim zamanımız gecenin hissedildiği zaman olarak karşımıza çıkmıştır. Gece olarak hissettiğimiz için de ne yazık ki gece vahşeti gibi işler, Müslümanların bulaştığı işler olmuştur. Terör neden İslam topraklarında ışık buluyor, kendine yön buluyor? Neden gecenin karanlığında Müslümanlar kendilerini hissediyorlar da ay ışığında bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar? Bunu konuşuyoruz. Bir başka sebep de kardeşlerim, Kudüs Mescid-i Aksa işgal altında olduğu sürece ayağına devamlı basılı olduğu halde yürümeye çalışan bir insan durumuna gelmiştir ümmeti Muhammed. Mescid-i Aksa'nın Yahudinin işgali altında olması, ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmak için Yahudi'den izin almaya mahkum edilmesi, neticede genç Müslümanların oturup böyle hayat mı olur, böyle Müslümanlık mı olur türünden asi olmalarına, kendilerine göre nispi de olsa, yöresel de olsa çözüm üretmeye çalışmalarına sebep olmaktadır. Bir başka sebep de terörün sebebi, ümmeti Muhammed'in dininden ve ıslahından, yönlendirilmesinden sorumlu ve bunu fiilen yerine getiren Hasan el-Benna gibi rahmetullahi aleyh, İslam davası önderlerinin önünün tıkanması, onların yıllarca huzur için yaptıkları mücadelenin kanlı baskınlarla sonlandırılması, yer yer ihtilallerin kanunlu kanunsuz mahkemelerle Allah'a davet edenlerin önünün tıkatılması, neticede ümmeti Muhammed'in içinden bazılarının Allah'ın şeriatının buna izin vereceğini düşünmeden yanlış eylemlere dalma nedeni olmuştur. Her halükarda kardeşlerim, terör bir aşırılıktır. Terörün cihat olmasının en büyük engeli bireysel kararlarla uygulanıyor olmasıdır. Terör yapılır, terörün sonuçlarının hesap sorulacağı bir muhatabı bulunmazsa, bu sadece İslam'ın fatura ödediği, İnsan olarak kimsenin elini taşın altına koymadığı bir olay demek olur. Ama cihat ve savaş yapılsa bir yerde, Çanakkale yapıldı, Malazgirt yapıldı, bunun faturası belli, Alparslan'a çıksın. Sultan Vahdettin'e çıksın, kime çıkarsa çıksın, faturası belli bunun. Bu fatura, o karara imza atan üzerinedir. Terör, gizli imzalar üzerinden yürüdüğü sürece, İslamiliğinde asla açık bir yol bulunamaz. Bu hususta kardeşlerim, dinimizin aşırılığa karşı bize hassasiyeti tavsiye ettiği, dengeli
ve aşırılığa kaçmayan siyasetle eğitim, öğretim ve hayat düzeni kurmamızı emrettiğini unutmayacağız. Sıkıntılar aşırılıktan kaynaklanıyor. Bu aşırılık Müslümanların herhangi bir şekildeki kaba davranışlarından da bu sonucu çıkarabilir. Müslümanların birbirleri üzerinde hüküm koyarken, fasıktı, kafirdi gibi hükümler koyarken aynı aşırılık söz konusu olabilir. Ve biz kıyamet günü kaş yaparken göz çıkarmak diyemeyeceğim. Kaş yapacağım derken kafa koparmaktan Allah'ın huzurunda hesap verebiliriz. İçimizde bir terör mikrobu vebası oluşmaması için ihya edilmesi gereken, öne çıkarılması gereken en önemli husus kardeşler, münferit kararlardan şuuralı çalışmalara geçiştir. Önce bunun halledilmesi gerekiyor. Kur'an'a ve sünnete dönelim demiyorum. Herkes zaten Kur'an ve sünnetten esinlendiğini söylüyor. Ama 10 kişi birleşip 1,5 milyar adına karar veriyorlar. Hayır. Şura bu ümmetin temel karakteridir. Şura ile ümmet karar verir, iş yapar. Evinde de, vakfında da, dükkanında da, her yerde. Birinci, ihya edilmesi gereken anlayış şura anlayışıdır. İkincisi, Kur'an ve sünneti sahabe mantığıyla anlamak zorundayız. Ashab-ı kiramı kitle olarak Kur'an'ı anladıkları şekilde bakıp izleyip Kur'an'ı onlar gibi anlamamız gerekiyor. Cihadından aile hayatına kadar. Çok net bir misal veriyorum. Seyyid Kutubu rahmetullahi aleyh ne kadar övdüğümü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ümmeti Muhammed'in cihat şuurunun hareketlenmesinde Fizilerül Kur'an'ı yoldaki işaretleri muteber kaynak görürüm. Ümmetin sevki idaresinde asla yeterli bir kaynak değildir. Kur'an, Seyyid Kutup gibi anlaşıldığı zaman, ümmeti Muhammed'i şehadete bile götürmez. Götüremez. Yeterli değildir. Kendi şartlarında çok iyi şeyler söylemiştir. Dikkate alınmalıdır. Ama ümmeti Muhammed'in bütünü değildir Seyyid Kutup. Rahmetullahi aleyh. Hiçbir insan öyle değildir zaten. Ashab-ı kiramsa bir bütün olarak alındığında Kur'an'ın yaşanacağı en güzel örnek ortaya çıkar. Üçüncü olarak da kardeşlerim, çok önemli bir husus, ümmeti Muhammed toplum olarak Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerle iman etmeyenlerin bir arada yaşadığı toplumdur. İslam toplumu sadece müminlerin yaşadığı bir toplum değildir. Kur'an'ımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve fıkıh kitaplarımızdaki İslam toplumunda müminlerle mümin olmayanlar bir toplumda yaşarlar. Ve bir arada yaşamamız bizim ne yasaktır, ne de sadece müminli bir toplum kurmak bu dünyada mümkündür. İslam hakim olur, Kur'an'la hükmedilir, ama Kur'an'a iman etmemiş Hristiyanlar, Yahudiler de İslam toplumunda yaşarlar. Hem de ümmeti Muhammed'in güvencesiyle yaşarlar. Bir zimmiye zarar veren bana zarar vermiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zimmi kimdir? İslam toplumunda yaşayan Yahudi veya Hristiyan veya benzerleri birisi. Bu hakikati unutmuyor. Hayali bir toplum kuramayız biz. Ümmeti Muhammed olarak bu ümmetin peygamberine iman etmemişlerle de bir arada yaşama kültürüne sahip olmamız lazım. Onları taklit edip
onların peşinden gitme seviyesinde değil, onurumuzla, mümin kimliğimizle. Hayalci olmanın bir gereği yoktur. Kardeşlerim, ve son olay da, Müslüman kan kadar ağır bir fatura ödemeyecek kıyamet günü. Fetva vereninden uygulayanına kadar, insan kanıyla, canıyla ilgili davranışların, Allah'ın huzurunda imandan sonraki en ağır hesap maddesi olduğunu asla kimse unutmamalı. Bir müminin değil öldürülmesi, öldürülmesini seyretmek bile mümkün değildir. Hatta yasal olmayan bir gerekçeyle bir kafire dokunmak bile mümkün değildir. Can pahalıdır. İnsan canı çok pahalıdır. Kur'an, bir mümin öldüreni sonsuz cehennemle tehdit ediyor. Korkunç bir şeydir bu. 300 derece, 400 derece ateş demiyor. Bunlar düşünüldüğünde bile ürperten şeylerdir. İzlediğimiz haberler, izlenen filmler, dünya gündeminin insan kanını bu kadar ucuza getirdiğini aldanmamalıyız biz. Bizim için hala bir insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük suçtur. Hala öyledir. Kur'an'ımız eskimedi bizim çünkü. Dolayısıyla İslam toplumu terörist bir toplum değildir. Olamaz. İçinden böyle bir terörist mantık yetişemez. Ama bu ölçülerle hareket edilmemesi halinde birileri emellerine ulaşmak için Müslümanların arasından bu tip zafiyetleri bulunanları ortaya çıkarabilirler. Mahşer yerinde perişan olacağı şeyleri Müslüman yaparken maazallah dikkat etmelidir. Tekrar ediyorum, bize göre kurt yukarıda bulandırıyor. Biz aşağıdayız. Ama bulanmış suyun faturası bizden isteniyorsa, inşallah biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz elimiz kanlı değiliz. Hiçbir şekilde ensesini uzatan bir nesil de olmayacağız inşallah. Ama cihat başka şey. Zevkine göre insanların huzurunu kaçırmak başka şey. Bu farkı biliyoruz. Cihatsız bir toplum, cihadı literatüründen, Kur'an'ından haşa, silmekte sakınca görmemiş bir toplum olmasın diye gayret etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken, cihatlı günlerin biraz daha öteye gitmesine direkt veya dolaylı sebep olacak hatalara karşı ikaz etmek istiyoruz. Bugün dünyada terör ve İslam, terörist ve Müslüman bu kadar sık gündeme getiriliyorsa, bizim de oturup bu konuda söz beyan etmemiz gerekiyordu. Zira yarın Rabbimizin huzurunda konuştuklarımızın, dinlediklerimizin, konuşmadıklarımızın, dinlemek istemediklerimizin her şeyin hesabını vereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.